Elazığ'da bir türbe define avcıları tarafından talan edildi. Olay karşısında şaşıran mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Elazığ'ın Kızılay mahallesinde bulunan Çarşamba Baba Türbesi uzun yıllardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Yazar İshak Sunguroğlu'nun Harput Yolları'nda kitabında tarif ettiği yer ve verdiği bilgilere göre, bu türbede Mehmet Ziyad ve Ali Beyaz adlı kişiler yatıyor. Uzun yıllardır ayakta duran türbe son zamanlarda definecilerin en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Türbenin hemen her köşesini kazan defineciler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Çarşamba Baba Türbesi, çarşamba günü dua etmek isteyen vatandaşların en çok uğradığı türbelerin başında gelirken, mahalle sakinleri türbenin korunması ve restorasyonun yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. "Korkuyoruz bir gün mezar da çalınacak diye." Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Burak Turan, Elazığ merkeze bağlı Kızılay Mahallesi'nde Çarşamba Baba Türbesi olarak biliniyor. "Burada Allah dostu bir zat yatıyor. Buraya halkımız, biz de dahil olmak birçok yerden ziyarete gelip dua ediyorlar. Ama gördüğünüz gibi durum içler acısı, bu hale gelmiş her tarafı kazmışlar. Biz artık korkuyoruz ki bu definecilerden bir gün geleceğiz dua etmeye bakacağız ki mezarda yerinde yok. Yazık bırakın Allah için siz bu ölüden ne istiyorsunuz, ölünün kime zararı var? Ölünün altında altın ne gezer neyin peşindeler bunlar? Türbenin her tarafı delik deşik olmuş. Her tarafı 2-3 metre kazmışlar. Korkuyoruz bir gün mezar da çalınacak. Biz yetkililerden bir yardım istiyoruz buranın tadilatı ve restorasyonunun yapılması için. Şu an harabe gibi göründüğü için herkes kafasına göre gelip çıkıyor bir şeyler arıyor. Bir şey de yok burada ne arıyorlar onu da bilmiyoruz. Ölüyü mü çalacaklar, ölüyü de çalacaklarsa gelip alıp götürsünler biz de kurtulalım millet de kurtulsun dedi. Dünden beri gözüm doluyor. Olay karşısında üzülen vatandaşlardan Güllü Akat da, ben bu mahalleye gelin geldim geleli burası var. Çarşamba Baba Türbesi diyorlar. Bir komşumuz dün bana gel gidip Çarşamba Baba Türbesi'ne bakalım dedi. Öyle gördüm türbeyi yüreğime haraplık geldi. Dünden beri gözüm doluyor. Bu mübarek kime ne yapmış? Kapısını penceresini açık bırakıp gitmişler. Ben gelin geldiğimde her çarşamba günü kadınlar temizlik yapıyorlardı. Herkes gelip ziyaret ederdi diye konuştu. Bir gün geleceğiz biz dua etmeye bakacağız yine mezar da yerinde yok. Yani mezara da götürmüşler. Yazık kardeşim bırakın Allah için siz bu ölüden ne istiyorsunuz? Ölünün kime zararı var kardeşim? Ölünün altında altın mı gezer kardeş? Neyin peşindeler bunlar? Bir gelin bakın her taraf delik deşik olmuş abi. Kazmışlar artık. Gelin bak 2 metre 3 metre mezar. Ne istiyorsunuz kardeş? Korkuyoruz mezar da çalınacak bir gün. Yani biz yetkililerden bir yardım istiyoruz. Hayır burayı bir tadilat yapsınlar, restorasyon yapsınlar. Şu an harabe gibi görüktüğü için herkes kafasına göre gelip çıkıyor bir şeyler arıyor. Yani bir şey de yok burada. Ne arıyorlar onu da bilmiyorum. Ölüyü mü çalacaklar? Ölüyü de çalacaklar sana gelsin alsın götürsünler kardeş. Biz de kurtulak millet de kurtulsun. Burada kaç senedir ben gelin geldim burada var. Ha, Çarşamba Baba değiller. Bir adam bankarı dedi ki gel Çarşamba Baba'ya bakak. Ana gittim Çarşamba Baba'ya baktım ki anam düneğim böyle ağzım gözüm nasıl gördüm akşama kadar hasta oldum. Öyle gördüm yüreğime karaplık geldi. Ya ben dünden beri gözüm doluğu doluğu boşalıyor. Ya böyle kime ne yapmış? Bak öyle kapısını paçasını açık olmuş gitmişler. Her ben gelin geldim. O vardı her çarşamba kilitliydi. Bakıdılar, karılar silidiler, süpürdüler, temizlediler. Çarşamba günleri açık kurdular. Gelen giden olurdu. Gittikten sonra orayı kapatır giderdiler.